Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta Pino ile led yapmıştık ve buzzer'dan ses çıkarmıştık. Bununla ilgili tekrar çalışabildiniz mi ya da hatırlamadığınız, tekrar etmemi istediğiniz bir yer var mı? Yani herhangi bir problem benim açımdan yok. Gayet güzeldi. Serap Hocam. Benim açımdan da bir sıkıntı olmadı. Belki Aha. sonrasında buzzer'ı tekrar Evet, deneyebilirim. bugün tekrar, zaten bugün LED'i tekrar kullanacağız. Buzzer'ı da ekleyebiliriz projemize istediğimiz gibi. O zaman şöyle Rezan Hocama küçük bir soru sorayım mı? Tabii. Buzzer'ımız analog muydu, dijital miydi hocam? Buzzer mı? Evet. Ay, buzzer deyip LED'i gösterin. Fark etmez. LED diyelim. LED'i almışım elime. Hocam LED dijital çıkışlara bağlanır. Nettir Evet. yani ya açıktır ya kapalıdır. Harika, harika, harika. Tamam. Zaten mor renge sahip olduğu için mor kapılardan birine bağlamıştık. Buzzer da aynı şekilde. Üzerinde mor etiket vardı. Yine mor kapılardan birine bağlayarak bağlantısını kurmuştuk. Şimdi bugün sizlerle LDR'yi yani ışık sensörünü işleyeceğiz. LDR'yi biliyor musunuz hocam? Yani duydunuz mu hiç? Işık sensörü, LDR. Tabii ki hocam Rezan Hocam. ortamdaki ışık miktarını yani miktarını derken ölçüsünü aslında ölçüyor ve biz anakarta ne yapması gerektiğini söylüyorsak o ışık değerinde o reaksiyonu verdirtebiliyoruz. Aynen öyle. Şöyle elimde görmüş olduğunuz sensör, bir ışık sensörü. İsterseniz Serap Hocam setinizden siz de bulun. Şöyle üst kısmında bir şey yok gibi görünüyor. Kırmızı bir etiketi var. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle şu. Şu üzerindeki parça, küçük parça, şöyle zigzaklı gibi olan şu. O bir LDR. LDR ışığa bağımlı bir direnç aslında. Ortamdaki ışık şiddetine göre direnci azalıyor ya da artıyor. Biz bunu ortamdaki ışık şiddetini ölçmek için kullanabiliyoruz. Bu nedenle bir sensör olarak da adlandırabiliriz. Şimdi ortamdaki ışığı algılayıp ne yapacağız? Günlük hayatımızda bunu nerelerde kullanabiliriz? En basitinden sokak lambalarını buna örnek olarak verebiliriz. Gece olduğunda ne yapıyor? Otomatik yanan sokak lambaları var. Ne yapıyor? Işığın şiddeti azaldıysa lambaları yakıyor. Biz de bugün benzer bir proje yapacağız. Akıllı bir gece lambası yapacağız. LDR'imizden aldığımız değere göre LED'lerimizi açacağız, kapatacağız. Şimdi LDR'nin bağlantısını öğrenelim. Serap Hocam, sizce LDR hangi kapılara bağlanır? Analog. Aynen öyle. Yani numara olarak söylersek, şöyle. Tamam. 7, 8, 9 ya da 10'a bağlayabiliyoruz. Aynen öyle. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılardan dilediğimiz bir tanesine bağlayabiliyoruz. Hemen ben de bir adet bağlantı kablosu aldım. Sizler de alabilirsiniz. Dilediğiniz bir kapıya bağlayabilirsiniz. 7, 8, 9 veya 10 numaralı kapılar arasında. Şimdi ben sizinle bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum. Evet. Ekranım geldi mi? mBlock 5 açık şu anda. Harika. Şimdi ben LDR'yi öncesinden bir değerini okutmak istemiştim. Şöyle kodlarını yazdım. Onlara gerek yok. Sadece ışık sensörünün değerini görmenizi istedim. Şöyle çalıştırıyorum. Şimdi hatta telefonumdan bir flash açacağım. LDR'nin üstüne tuttuğumda aldığı değerin arttığını görüyoruz. Şöyle elimle kapatıyorum üstünü. Ortamı karanlık zannetmesini istiyorum. Ne oluyor? Değeri düşüyor. Bu demek oluyor ki ortam aydınlıksa değeri artıyor.
Karanlıksa değeri düşüyor. Şimdi LDR'imizin aldığı değerler 0 ile 1023 arasında değişiyor. Zaten analog değerler bu aralıktaydı. Eğer ortam çok karanlıksa 0, çok aydınlıksa da 1023'e doğru yaklaşıyor. Bu değerler bizim için önemli. İstersek sensörümüzün bu şekilde değer okumasını yapıp ortamdaki değere göre herhangi bir eylem gerçekleştirebiliyoruz. İşte LED yakabiliriz, bazı öttürebiliriz, servo motor çalıştırabiliriz, hangisini istiyorsak. Hocam peki bu sensördeki değeri ne yazarak öğrendiğimizi de gösterebilir misiniz acaba? Tabii ki. Şöyle, şu an ben şuradan başlayalım. Arduino ekledim. Daha sonra uzantılardan Pino ekledim. Geçen hafta olduğu gibi. Bu kısımda tamam mıyız? Aygıtlardan şöyle ekleye gelerek tekrar göstereyim. Buradan Uno seçtim. Yukarıda kaldı galiba. Evet. Uno seçtim. Elimizdeki nano ise nano seçmemiz lazım. Üzerindeki şu küçük kart. Şu an bizdeki yazılımı Uno olduğu için Uno seçtim. Şimdi M-Block 3 canlı moda izin veriyor her şekilde. Ama M-Block 5'te canlı mod kısıtlamaları var. Bu nedenle Arduino kodlarını ortak kullanarak ben değer okuttum. Size karışık gelmesin. Şöyle göstereceğim. Şimdi bağlantısını keseyim. Tekrar bir bağlantı kuralım. Arduino'yu ekledim. Uzantılarda da pinom var. Bağlana geliyorum. Bağlanabilen aygıtları göster dedim. COM8'e bağladım. Şimdi şu an yükle modunda değilim, canlı modundayım. İletişim kurabilmesi için ayarlara gelip bellenim güncelle yapmam lazım. Şöyle güncellemeleri bir kere almam yeterli. Buralar size karışık gelebilir, aslında değil. Tekrar edebilirim isterseniz. Bu sadece canlı modu kullanmak istersek bir seçenek. Evet, şu an bağlantıyı tabii ki kesti. Öncesinde yapsaydım güncellemeyi daha iyi olabilirdi. Tamam, tekrar bağlandım. Güncelleme yaptığım için bağlantıyı kesti bu arada. Şimdi hemen şu kodları şöyle sileyim. Baştan yapalım. Benim değeri ekranda görebilmem için bir değişken oluşturmam gerekiyor. Çünkü burada kuklaların söyleme işlemlerini, normalde biz kuklalara ekran üzerinde bir şeyler yazdırabiliyoruz. Bunu nasıl yazdırıyoruz? Mesela kuklanın, şöyle ben kuklayı gizlemiştim. Göstereyim. Bu da bu arada M-Block'un özellikleri Serap Hocam. Yani M-Block'un ayrıca animasyon yapma gibi özellikleri de var. Kuklaları kullanarak. Oraya da girmiş oluyoruz. Zaten görsel tarafınızda sizin güçlü olduğunuz için eminim ilgilenseniz süper animasyonlar çıkarabilirsiniz. Burada normalde merhaba de diyerek kuklamızı biz konuşturabiliyoruz. Rezan Hocam biliyordur zaten bunları. M-Block 3'te de kuklayı konuşturarak biz değerleri okutabiliyorduk Panda'ya. Ama M-Block 5 kuklayı kullanmaya izin vermiyor herhangi bir robot kullandığımızda. Yani farklı ayarları var. Onları kullanmak gerekiyor. Bu aşamada izin vermiyor diyebiliriz. Şimdi bu nedenle ben kuklada değil aygıtlar bölümündeyken bir adet değişken oluşturuyorum. Madem öyle, değişken nedir? O kavrama da girelim bu derste. Çünkü çok sık kullanacağız. Şimdi değişken ve sabit diye bizim iki temel kavramımız var. Bu kavramlar bizim için çok önemli. Değişkenler bizim duruma göre değişebilen, farklı verileri tutabilen ifadelerimiz diyelim. Şimdi mesela bir futbol takımı, diyelim Galatasaray ya da Fenerbahçe, sabittir takım olarak. Ama oyuncuları, futbolcuları nedir? Değişkendir. Mesela bir futbol maçının süresi nedir? Değişkendir.
Değişken, sürekli değişebilen durumları ifade ettiğimizde kullandığımız şeyler. Zaman bir değişken dedik. Cinsiyet kişiler için bir değişken. Farklı verileri tutmamızı sağlayan, yani bir tane kutu düşünelim. Bu kutunun içerisine sürekli biz farklı verileri atıyoruz. İhtiyacımız olduğunda buradan tutup çekiyoruz. Bir oyun yaptığımızı düşünelim. Bu oyuna bir süre ekleyeceğiz ya da bir puan üzerinden gidelim. Oyuna puan ekleyeceğiz. Şimdi bir oyunun puanı başından sonuna kadar aynı mı kalır? Sürekli değişir, değil mi? Yani ya puanımız, yani ödülü kazandıkça puanımız artar. O zaman puan için bizim değişken oluşturmamız gerekir. Puan adı altında. Can diyelim. Can bir oyunda işte 3 canı vardır karakteri. Sürekli ne yapar? Durumlara göre mesela can kazanabilir, canı artabilir. Ya da zararlı bir şey işte çarpar, canı azalır. Bu da bu durumda da can ne oluyor? Değişken oluyor. Şimdi biz yaptığımız uygulamalarda, oyunlarda, projelerde böyle değişen verileri bir yerde tutalım istiyoruz. Yani o verilerin üzerinde işlem yapmamız daha kolay olsun istiyoruz. Bunun için değişken oluşturmamız gerekiyor. Rezan Hocam zaten değişken oluşturmuştur. Projelerinde mutlaka değişken kullanmıştır. Ona bir hatırlatmak. Ben de hazır bu. Ben açıklar mısınız derken hani mesela hiç bilmeyen biri sizin o ışık sensöründeki değerleri nasıl ölçtüğünüzü görmeyebilir tabii. Anlamında. Anladım. Mesela ben de siz anladım. Konuşurken ben normal Arduino kodunu da yazdım. Oh, süper. Serap Hoca için de değişkeni burada tanımlamış olalım. Durumu denkleyelim istedim. Serap Hocam var mı değişkenle ilgili bir sıkıntınız? Zaten kullandıkça ne olduğunu anlayacaksınız. Ben şimdi ışık sensörünün değerini az önce gördünüz değil mi? Ortamdaki ışık miktarına göre değişti. Bu yüzden ben bir değişken oluşturdum. Şöyle değişkenlere geldim. Işık sensör adını şurada bir değişken oluştur diyor. Buraya adını yazıyorum. Tamam dediğimde mesela tekrar şöyle bir A diyelim. Tamam dedim. A diye bir değişken oluşturdu. Bunu sileyim. Işık sensörü diye bir değişken oluşturdum. Işık sensörünü sıfır yap dedim. Burada ortamdaki ışığı sürekli ölçebilmesi için olaylardan, çok özür dilerim, kontrolden sürekli tekrarlayı al. Şimdi çalıştırabilmek için de bir olay seçmem lazım. Her kodun bir olayı olması gerekiyor ki nasıl başlatacağımızı bilelim. Olaylardan da şuradaki yeşil bayrağı kullanmak istiyorum. Yeşil bayrak tıklandığında aldım. Serap Hocam siz bu kısma kadar yapabildiniz mi yoksa sadece dinliyor musunuz şu aşamada? Onu öğreneyim. Rezan Hocam yapmış. Şu anda dinliyorum çünkü ben yine bir bağlantı sorunu yaşıyorum. Tamam o zaman. Daha sonra içerisine de sensörü okuduğu kodu yerleştirmem lazım. Normalde Rezan Hocam siz değer okutabildiniz mi? Kodum hazır, daha okutmadım hocam. Tamam. Daha demin okutmuştum, kapattım. Tamam, harika. Normalde bizim bu kodları Pino'dan almamız gerekiyor ama canlı moda izin vermediği için şöyle yapıyorum. Bu benim, nerede ışık sensörü değerim? Bu ışık sensörü değeri oku koduyla kullanmam gerekiyor. Ama program buna izin vermediği için şöyle 7 numaralı kapının önüne baktığımızda A0 yazıyor. Dikkat ettiniz evet. mi? Diğerinde evet. Mesela 8'de A1 yazıyor. Bunu ben yukarıdaki pinleri kullanarak yazacağım. Hani şunu kullanmayacağım da bu kodu birazdan kullanacağım. Pinlere geldim. A0 pin okuyu içerisine yerleştirdim. Yani 7 numaralı kapı aynı zamanda A0 olduğu için buradan gelen değeri oku bana diyorum. Buradan gelen değer de zaten ışık sensörüne bağlı. Yeşil bayrağa bastığımda sensörümün üzerine düşen ışık miktarını ölçebiliyorum. Bu şekilde, bu kadar kısa bir kod. Ve ben biraz uzatmış olabilirim anlatırken.
Yok hocam, bence gayet çok da iyi oldu bu şekilde. Yani hiç bilmeyen biri acaba hani o değeri nasıl Evet. ölçtük Ya bir de diye düşünebilir. yani şu an benim anlatımım size hani yavaş gelebilir ama öğrencilerinize anlatmak istediğinizde ya Evet. mutlaka bu böyle ayrıntılardan yararlanmak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden Tabii ki, tabii ki hocam. tabii Serap Hoca'nın öğrencileri biraz daha büyük sanırım şu an. Benimkiler küçük. Evet, Rezan Hoca sizin öğrencilerinizi gördüm. Sizinkiler evet. Genelde benim de çalıştığım yaş grupları, küçük gruplar. Onlar çok hızlı anlıyor ama daha somutlaştırmak gerekiyor. Robotik setler bunu sağlıyor ama anlatımda Evet. da böyle somut örnekler çok istiyorlar. Şey problem Peki. oluyor. Aslında küçük gruplarla çalışmak bu anlamda daha avantajlı. Ben büyük gruplarla da çalıştığım için ayrımını rahatlıkla yapabiliyorum. Bir şey ne kadar çok yalan, yanlış, eksik öğrenirseniz üzerine bir şey koymak çok daha zorlaşıyor. O yüzden Kesinlikle küçük çok gruplar haklısınız. hiçbir şey bilmediği için onlara öğretmek çok daha kolay oluyor ve doğru soruları soruyorlar. Evet. Yanlış da olsa bir şeyleri öğrenmiş olanlar yanlış soruları sordukları için farklı yere takılıyor. Asıl konudan uzaklaşıp. O yüzden onlara öğretmek bu anlamda daha zor olabiliyor. Ya bir de Odaklanma problemi küçük yaşıyorlar. yaşlarda ben bunu anlamadım demek o kadar kolay ki. Ama yaş büyüdükçe bir şeyleri anlamadığımızı kabullenmek, hani böyle özellikle lise öğrencilerinde çok böyle şey vardır ya, bir ego, bir gurur. Ya anladım anladım deyip böyle geçiştirme çok fazla var. Hoca ısrar etmese o öyle kalıyor mesela, anlamasa bile. Ama çocuklar çok gönül rahatlığıyla, hani bütün sınıf anlasın, bir kişi anlamasın, o gönül rahatlığıyla çıkıp ben anlamadım, tekrar anlatır mısınız diyebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Aynen. Bu arada şeyi bağladım ben ama daha henüz bağlayabildim. Değişkenlere geldim. Az önce yakaladığım kadarıyla bir A kodu verdiniz. Tabii. Siz yapmaya çalışın. Takıldığınız yerde destek olacak. Tamam. Tüm kuklalar için seçmiştik galiba Evet, onu. Ben evet. bir A koduyla verdim. Şu anda iki tane şey çıkardı. Hani sıfır yap, işte Aynen bir öyle. de değiştir şeklinde. Evet. Ben onunla uğraşırken bir kısmını kaçırdım ama Tamam. A kısmını düzeltmem gerekiyor mu? Gerek yok, gerek yok. İsmi Ha, tamam. hiç fark etmez. Sizin anlayabileceğiniz bir şey olsun yeterli. Tamam, Yani şimdi biz A kalsın o zaman. al kalsın. Kapsamlı projelerde karıştırmamak adına isim vermek önemli tabii ama şu an Tamam. ne isterseniz verebilirsiniz. Evet, şuradan da sürekli tekrarlanın içine alıyoruz galiba. Harika. Tamam. Onun dışında atladığım bir şey var mı? Olay seçmeniz lazım. İstediğiniz bir olayı seçebilirsiniz. Arduino Uno ile başladığında var bende aktif. Ha, Diğerleri o de zaman bakıyorum sizin değil mi? aşağıdan canlı modu seçmeniz gerekiyor. Yükle Ha, modundasınız tamam. Ha, evet, şimdi zaten. açıldı. Tamam. Okey. Hangisini seçiyorum? Tıkladığımda seçeceğim galiba. Buradan. Evet, olur. Yani boşluk tuşu da olabilir. Siz bilirsiniz. Hangisini isterseniz. Tamam. Tıkladığında sıfır yap. Onun dışında şu mavi olan analog oku. O bir aynen. O yukarıdaki pinlerden birini aldım. Tamam. Bu bir okuma pini. İçine mi atıyoruz? Ha, tamam. Evet. Şu anda sizinki Yedinin gibi altında görünüyor. hemen sıfır yazıyor ya. A sıfır. Pino kodunu kullandığımızda A orayı 7 olarak gösterecek bize. Tamam. Peki ben kapıyı bağladığımda kapı numarası falan vermedim. Direkt algılayacak mı? Şu anda denemesine Evet, bakamıyorum ama. şöyle kapı numarasına birazdan gireceğiz. Aynı şey Tamam. aslında. Hani 7 numaralı Tamam. kapının Bağlamaya altında. çalışırken kaçırdım sizi de o yüzden Yok yok, üzerine çok haklısın. algılayacağım. Sorabilirsiniz. 7'nin altında A0 yazıyor ya. İkisi aynı şey aslında. 7 ile daha kolaylaştıracağız işi. Biz burada en blok 5'in biraz azizliğine uğruyoruz bu durumda. Biraz daha olayı karıştırıyor ama değer okumayı görmenizi istedim. Şu anda sizinkiyle aynı görünüyor. Evet. Tamam. Yeşil bayrağı bir tıklayın bakalım. Değeriniz değişecek mi? Okumaya başlayacak mı? Yok, kuklamız üzerinde değişecek galiba, değil mi? Orada mı Yok, görünüyor? şöyle bir ışık sensörü ya da sizde A olması lazım. A görünüyor mu? Evet, sıfır görünüyor şu anda. Tamam, yeşil bayrağı bastınız. Kodlarınızın etrafı şöyle sarı şekilde yandı mı? Evet, şu an yandı. Tamam. O zaman ayarlardan bir bellenim güncelleme yapalım.
Aşağıdaki güncelleme kısmı galiba değil mi? Kuklaları. Şurada Arduino'dayken şu orta bağlama alanında ayarlar. Bellenim güncelle. Sonra bağlantı kopacak sanırım. Tekrar bağlayıp denerseniz. Tamam, bellenim güncelle. Burada herhangi bir şey değiştirmiyorum. Güncelleme sadece. Kendi güncelliyor. Burada programla kartın haberleşmesini sağlıyor aslında. Tamam. Yazılımsal bir şey arka planda. Evet, tamamladı. Bağlantınız kopmuş olabilir. Evet. Tekrar bağlanın lütfen. Rezan hocam, sizin değerler ne durumda? Okudu mu? Hocam ben telefondan internete bağlandığım için bu şeyin aygıtı ekliyoruz ya biz mBlock 5'te. Hı-hı. Onu ben ekleyemedim, hata verdi ama mBlock 3'te normal Arduino'da yapmış olduğumuz gibi yaptım. Tamam. Karanlık yapmak için de şöyle göstereyim size. Tamam. Bu arada yazdığım kodu gösterebilirim. O zaman şöyle ben bir ekranı durdurayım. Bu arada mBlock 3 kullanıyorsanız direkt Pino kodlarını kullanabilirsiniz. Onu da göstermiş olayım açtığınızda. Öyle mi? Hı-hı. Tamam, ben... Orada herhangi bir sorun olmuyor. Bir dakika hocam. Ben burada tıklandığında yaptım. Sürekli tekrarla. Şuradan görünüm kısmından D bloğunu aynen aldım. Aynen öyle. Evet. Analog 0 dediğiniz için burada zaten analog 0 yazıyor. Aynen öyle. Orada. Tıklandığında dediğimde mesela şu anda şöyle açayım. 900'lerde bir hı-hı. bardak koyuyorum. Bardağın içerisine koyuyorum. Düşürüyorum. 90'lara kadar yine düşüyor. Bardağı şu an çıkardım. Tekrardan ışık olduğu için değer değişiyor. Tamam, harika. Bu bir değişkendir. Evet, bu da bir değişken kullanmadan yaptık ama bu da bir değişkendir. Rezan hocam, şimdi siz mBlock 3 kullanıyorsunuz ya, robotlar evet. sekmesine bir gelin isterseniz. Sesiniz kesildi, tekrar söyler çok özür dilerim. Robotlar sekmesinden, evet. Tamam. Pino kodlarında ışık, evet, ışık sensörü değer oku var. Direkt bunu kullanabilirsiniz. Hiç o Arduino kodlarına hiç ihtiyacımız yok. Aynı şeyi yapacak bu da. Yine buradan seri porta bağlanmış aygıt yazılımı güncellemesi aynen, diyorum. Aynen öyle. Bir kere güncellediyseniz başında gerek yok bir daha yapmanıza. Sorun yaşarsanız yapabilirsiniz. mBlock 3 daha hızlı dönüt veriyor bize. Evet. Şu an aynı şey aslında. Evet. Normalde okumayı Serap hocam siz de görün. mBlock 3'te de bu şekilde yapabiliyoruz. Yani direkt bizim kendi kodlarımızla kullanabiliyoruz. Orada bu güncellemeyi sadece bu sensör için mi yapacağız? Yoksa diğerleri için mi? Yok, şöyle canlı modu kullanmak istediğimizde, yani sensörden değer almak istediğimiz için, yani bu programın arayüzünü kullanarak değer okuyacağımız zaman güncelleme yapmak gerekiyor. Aksi o zaman programı açtıktan sonra yaparız herhalde değil mi? Yani programı açtıktan sonra yapmak daha mantıklı olacak. Sonrasında bağlantı veririz. Şöyle, bu sensörü bugün ilk defa kullandığımız için bir değer okuma yaptık. Normalde siz bunu işte kullandığınızda biliyorsunuzdur ortalama hangi değerler ürettiğini. Yani direkt kodları yazmaya başlayabilirsiniz bile. Birazdan olduğu gibi. Birazdan biz direkt kodlara geçeceğiz. Onun dışında yeni bir sensör aldınız elinize. Hangi değerleri üretiyor bilmiyorsunuz. Onun değerlerini görmek istediğinizde bu yolu seçebilirsiniz. Ya da farklı bir ortamdasınız. Oranın işte ışık şiddetini bilmiyorsunuz. Işık şiddetini ölçmek istiyorsunuz. Ona göre bir değer okuması yapmanız gerekiyor. Benim mesela ortalama ışık şiddetim şu an bu oda için 400 ile 500 arasında. Ben bunu öğrenmiş oldum. 300'lere de iniyormuş. Demek ki karanlık yapmak istediğimde şöyle 100'ün altındaysa bir şeyler değiştirmem gerekecek. Şimdi evet, durduralım. Değer okuma işini bitirdik. Bu arada ben aygıt olarak Arduino'da ekledim. Pino'da ekledim. Hangisini istiyorsanız oradan devam edebiliriz Serap hocam. Hocam bu şekilde yaptığımız zaman da bir değişken oluşturup görebiliyoruz değil mi? Evet evet, aynen öyle. Artık mesela bu ışık sensöründen gelen değeri kullanmak istediğinizde şu koda ihtiyacınız yok. Direkt şu ışığı aldığınızda her yere yerleştirebiliyorsunuz. Artık bu ışık sensörü, ışık değişkeni içerisinde sensörün değerini tutuyor. Evet, aynen. O yüzden işimizi kolaylaştırıyor aslında.
Ben az önce sadece Arduino'daydım ışık sensörünü çalıştırırken. Hı-hı. Siz konuşurken şey de ekledim, Pino cihazı da ekledim. İkisi tamam, harika. Şöyle ben Arduino aygıtını silip Pino cihazla devam edeceğim. Ya çünkü şuradaki Pino uzantısını değil diğer tarafı kullanalım. İkisine de aşina olalım istiyorum. Hocam bu aygıt kütüphanesindeki Pino düzeldi mi? Hani iki taneydi ya isimleri yazılmamıştı. Pino evet, cihaz evet. Ve Pino ya kart şöyle diye. Hayır o henüz düzelmedi. Şöyle bir yani isimleri düzelmedi ama resim olması lazım. Sizde de resmi geldi mi bilmiyorum. Şunda mesela üzerinde herhangi bir kart yok. Bu bir Uno modeli. Aşağıda da Nerede? üzerinde Ekranı paylaşabilir misiniz? Ay çok özür dilerim. Ekran paylaşmadım. Ben de göstereyim. Hocam Reza hocam söylemeseniz ben böyle gösteriyorum. Şu an geldi sanırım. Şimdi şu evet. İlk sizde de böyle resim geliyor mu? Evet hocam. Pino bak. logosuydu onu güncellemişler sanırım. Resim eklemiştik biz. Bunun üzerinde herhangi bir kart yok. Bu Uno'nun gömülü olan versiyonu. İçine gömülü olan versiyonu. Bu Uno olan. Şu aşağıda da üzerinde nanolu hali var. Bu da nano olan. Bizimki şu an Uno. Uno olarak seçiyoruz. Yani şu üzerinde herhangi bir şey olmayan ilk Pino cihazı seçmemiz gerekiyor. Keşke bu aygıt kütüphanesine bir arama kısmı yapsaydılar. Evet ama maalesef diğer şeylerinde de yok çünkü diğer nasıl söyleyeyim diğer robotik setlerde de yok. Mblock 5 bazı şeylere izin vermiyor. Forumlara falan da çok bakıyorum. Hatta güncelleme gelecek şeyler var. Evet. Bakalım gelir mi? Belki gelebilir o arama. Ama şurada mesela Pino cihazda biz şöyle böldük her şeyi. Böyle bulmak daha kolay oluyor. O yüzden Pino cihazı açtırdım. Diğer uzantı olarak eklediğimizde hepsi alt altaydı kodları. Bulmak biraz zorlaşıyordu. Mblock 3'te de öyle. Ama Pino cihaz olarak eklediğimizde mesela işte Pino botla ilgili kodlar burada. Daha böyle derli toplu oldu. Yani bu benim daha çok tercih ettiğim bir model. Şöyle daha derli toplu. Evet. Şimdi bir led yakalım mı? Ben tekrar bağlantımı yapayım. Bir tane led yakalım. Ben kendi ledimi yakayım. Siz de kendi ledinizi yakın. Hem hatırlamış olalım. Şöyle ben değişkenimi de sileyim bu arada. LED yakmak için şöyle LED ve buzzer için ayrı bir sekme var. Yapmamız gereken şey neydi? Kapı seçimini yapıp. Hangi kapıya bağlıyorsak. Evet. Mesela ben şu an 2'ye bağladım. Durumunu değiştirmek. Şöyle ben bir yüksek yapayım. Hatta sizler yakıp söndürün birer saniye arayla olur mu? Olur mu Serap Hocam? Olur olur. Tamam. Şöyle Pino başlatıldığında deyip yükle diyorum. LED'lerimizi bir kontrol edelim. Birazdan kullanacağız çünkü. Rezan Hocam siz Arduino IDE öğrenmek ister misiniz? İsterim tabii. Tamam. Bu blok tabanlı kısımları yaptıktan sonra Dilek Hoca'yla da bir konuşalım. Belki Serap Hoca da öğrenmek ister. Çok sevinirim. Belki sonlara doğru derslerimizi IDE ile yaparız. Olur hocam, çok iyi olur.
Yani siz küçük yaş grubuyla çalışıyorsunuz, onlara ide göstermezsiniz diye düşündüm ama. Ortalama 7'de ve 6'da olabilir diye Evet, düşünüyorum. aslında 7 ve 6'da olabilir. Onlar artık kod yazmaya geçebilirler Evet. metin tabanlı. Güzel olur. Aralara sıkıştırabiliriz. Bunu bir planlayalım. Çok iyi olur hocam. LED'iniz yanıp söndüğünde ekrana tutabilirsiniz. Ben de görmüş olayım bitirdiğinizde. Bu yıl Temmuz'a kadar okul var mı hocam? Hocam öyle söylüyorlar, 2 Temmuz'a kadar Hı diyorlar hı. ama işte bakan şey gibi böyle bir kelime söylüyor. İşte bir gün sonra bir kelimeyle daha birleştiriyor onu. Puzzle'ın parçaları gibi eğitimciler Evet. olarak onları bir araya getiriyoruz. Bir kompozisyon halinde diyoruz ki evet şunu demiş. Sonra birbirimizi alkışlıyoruz. Süreç öyle devam ediyor. Gerçekten öyle. Şu aralar gündem o kadar çalkantılı ki eğitim sektöründe de öyle herhalde. Hiçbir eğitim bakanını bu kadar çok görmemiştik herhalde ekranlarda, sosyal medyada. Ya Evet. sürekli değişiyor bir şeyler. Çocukların adapte olması çok zor. Veliler de şikayetçi. Ya biz kendi psikolojimizi onun açıklamalarıyla düzeltemedik çocukları. Ben düşünemiyorum bile şu anda. Bir tweet atıyor, güzelleme yapıyor. Bu halk edebiyatında güzelleme şeyi var. Onun gibi böyle bir şey söylüyor. İlk başta çok heyecanlanıyorduk. Aman Allah'ım işte harika. Sonra baktık yani herkes öyle güzelleme yapabiliyor ama bir icraat yok. Evet, Mesela şeye maalesef. hazırız diyor, telafi eğitimine hazırız diyor. Aradan 3 gün geçti. Bir plan, program vesaire bir şey çıkar. İşte şu tarihler arasında şu eğitimi yapacağız, şu tarihler arasında şunu öngörüyoruz. Hiçbir şey yok. Evet. Bir de Belirsizlik. şimdi isteyen öğrenciler okula gidiyor, istemeyenler gitmiyor diye biliyorum. Aynen, aynen hocam. Bir Peki şey zorunlu. nasıl oluyor hocam? Mesela siz okulda eğitim verirken evde gelmeyen öğrenciler nasıl eğitim alıyor? Hocam Serap Hocam da cevaplayabilir özel burada. okullarda çok nadirdir. Yani şöyle düşünün 200 öğrencide belki bir kişi ya da iki kişi gelmemezlik yapıyordur Hı, yani. geliyorlar yani. Tabii tabii yani çok nadir dedim ya hani ben şimdiye kadar bir kişiye tek rastladım o da bir iki hafta sadece dinleniyor tekrar geri geliyor. O, öyle yani. Serap Hocam, sizde durumlar nasıl? Geliyor mu öğrenciler? Yani devlet okulunda tabii çok zorlayamıyorsunuz şartlarından dolayı. Yani öğrencinin imkanı olamayabiliyor. Aynı ailede 4 öğrenci, 5 öğrencinin aynı anda aynı saatlerde girmesi gerekebiliyor. Hem internet bağlantısı hem cihazla ilgili sorun yaşadığı için çocuklar. Onunla ilgili herhangi bir baskı uygulayamıyoruz tabii ki. O yüzden yakalayabildiğimiz öğrenciyi artık arkadan desteklemeye çalışıyoruz. O yüzden bizim bu haftamız da çok yoğun geçiyor dediğim gibi. Doğru. Yani çünkü öğrenciyi sürekli yetiştirmeye çalışıyoruz diğerlerine. WhatsApp çok yoğun geçiyor. Çünkü öğrenci Evet. fırsat buldukça farklı alanlarda değerlendirmeye çalışıyor. Okula çekmeye çalışıyoruz ama pandemiden dolayı çocuklar da veliler de biraz tedirginler. Şu an biraz daha rahatladı ama tahminim Eylül ayında biraz daha okula gelen öğrenci sayısı yükselir diye tahmin ediyorum. Çünkü herkes çok sıkıldı. Çok zor gidiyor. Yani sizin de imkanlarınız kısıtlı olabiliyor. Yani bir şeyi göstermek, bir şeyi anlatmak, Tabii. bir plan hani uygulamalı olunca çok daha zor oluyor. Çünkü çocuğa elinde göstermen gerekiyor. Ekranda çok algılayamayabiliyor. İki boyutlu gördüğü için ekranda. Hani dokunması gerekiyor. O anlamda bir sıkıntılar yaşıyoruz ama pek temennimiz bir an önce bitmesi biraz Bir de zorladı birinci tabii. dönem notlarını kullanabiliyorlar mı sanırım? Öyle bir açıklama gelmiş. Evet. Bir arkadaşım matematik öğretmeni şey demiş öğrencisi. Hocam ben ödevi yapmayacağım. Birinci dönem notumu kullanacağım. Yani Yani. ortalaması tutuyorsa evet hani böyle bir hak tanındı çocuklara ama ortalaması tutmayan öğrencilerimiz de var. Onlar mecburen girmek zorundalar. Ama tutan Evet, öğrenci böyle için çocuk olunca da öğrencinin işte şey olmuyor yani ikinci döneme dair bir şey öğrenme isteği mi yani motivasyonu kalmıyor çünkü not yani bir anlamda da herkes için motivasyon. aynı aslında. Evet, hani hepimiz ilk başlarda çok heyecanla dinliyorduk. İşte online eğitim, işte açıklama yapılacak, yeni bir şey gelecekmiş, telafi mi olacakmış, öyle miymiş, böyle miymiş. Ama süreci beraber yaşayınca çok da öyle gitmediğini fark ediyorsunuz. Yani teorikle
pratik ayna işlemiyor maalesef. Ki maalesef. Yani özellikle yaşadığımız ülkeden kaynaklı. Herkesin şartı da aynı olmadığı için aslında çok ortak bir karar vermek. Evet, o fırsat eşitsizliği en büyük etken bence de eğitimde. Bile devlet okulu olmasına rağmen bir köy okuluyla bir tutamıyorum yani. Oradaki öğrencinin durumu bambaşka ki çok haberi geliyor bize. Yani öğrenci girmiyor. Hatta 5 dakika girip hocam ben tarlaya gideceğim deyip dersten çıkan öğrenciler. Kesinlikle öyle. Muhatap olabiliyorlarmış. Ya bizim yüzden... de eğitim verdiğimiz bölgeler var. Elazığ'da mesela. Ama şey internet çekmiyor ki. Çocuk dağa çıkıyormuş evet. Ablasıyla orada. Dağda da internet çekse elektrik yok, bilgisayarın şarjı bitiyor, mecbur eve inmek zorunda kalıyor. Çok aynen. Değişik gerçekten, umarım bu dönem bir an önce biter. Yani şey olması gerekiyor, tahminim bence öyle olmalı. Yani bireysel olarak ve bölge bölge değerlendirilmeli. Çünkü tüm Türkiye'ye aynı sistemi maalesef evet. Gördük online eğitimde çok işlemiyor o yani. Daha kesinlikle. Blok şekilde yapılması gerekiyor. Hem öğretmenler için bir de hazır bulunmuşluk bizde de çok eksik yani. Çok haralı güreli ve patır kütür girdik biz de online eğitime. Yani öğretmenler olarak da. Evet. Programı öğrendik. Bir sürü şey yeni yeni öğrendik. Ve hala problem yaşayanlara ben şahit oluyorum. O yüzden ya çünkü bu anlamda da eğitim verilmesi gerekiyor öğretmenlere. Kesinlikle öyle. Teknoloji anlamında o kadar geri kalıyoruz ki. Mesela bilişim teknolojileri dersi hep yabana atılan bir ders. Yani değil öğrenciler, öğretmenler bile bu konuda o kadar yetersiz ki. Okulda fotokopi makinesini çalıştıramasa... bilgisayar öğretmenini çağıran hocalarımız online eğitimde ne yapacağız diye böyle kaldılar. Çocuklara çok hak veriyorum. Çünkü öğretmen daha kullanamıyor o platformları. Yani çok suistimal açık bir durum oldu tabii ki. Yani hani printer'a yani çıktı almayı bilmeyen öğretmeni bir anda online eğitimde baş başa bırakınca bu sorunların yaşayacağı ödün görülmesi gerekiyordu yani. Çok Rezan hocam sizi de okulda her şeye çağırıyorlar mı? Hocam ben kameralara kadar bakıyorum. Değil mi? Kayıtlara kadar giriyorum. Özel okul öyle şey değil. Değil mi Rezan hocam? Evet. Arkadan sessiz sessiz yaptım bir anda konuşurken. Harikasınız ya. Ben sohbete daldım. Rezan hoca da zaten kodları da gösterdi. Aslında ben vakit kazandım biraz sizle konuşurken. Böyle öyle panik oldum. Rezan hocam biliyor ya ben ona yetişmek için biraz panik de yapıyorum. Harika, süpersiniz. Tamam. Böyle kodu isterseniz söyleyeyim. Şimdi Pino başlatıldığında yeni aslında yeni tanışacak arkadaşlara ben ek olsun diye söylüyorum. Bazen kendimi tutamıyorum. Normalde burada eğitmensizsiniz, biz öğrenciyiz. Yok lütfen. Ama lütfen, meslek alışkanlığı, kusura bakmayın. Bizeyiz, hayır, estağfurullah. Bu Pino başlatıldığında aslında kodu başlaması için bir start veriyoruz. Hani kodu yüklüyoruz. Aslında bu normalde Arduino kullananlar için Arduino'ydu. Ben canlı değil yüklediğim için bunu kullandım. Yapacağınız herhangi bir projede birden fazla yani bir döngü içerisinde hani tırnak içinde eğer sonsuz yapmak istiyorsanız sürekli tekrarla bloğunu kullanıyorsunuz. Ben burada sizin bu normalde Arduino'da böyle değildi çok güzel yapmışsınız. LED ve buzzer'ları ayrı bir kategoride yapmışsınız. Burada LED durumunu değiştir. Pin 2 yapmasının sebebi ben kapı 2'ye bağladım. Burada normalde değiştirebilirsiniz hangi kapıya bağlayacaksınız. Hı-hı. İlk başta yüksek yani akımı verdim. İlk açılır açılmaz LED'in yanması için yüksek yapıyorum. Bir saniye bekletip bu sefer düşük yapıyorum. Peki ben bekletmesem ne olur? O kadar hızlı yanıp söner ki o aradaki yanıp sönmeyi takip edemezsiniz. Mesela bu bir saniye şunu bile çıkarırsam ben eğer devamlı açık kalır. Yani yandığı süreyi söndüğü süreyi göremeyeceğiniz için yanma evet. Ve sönme arasına... 1 saniye, 2 saniye ya da 0.5 milisaniye sizin tercihinize bağlı olarak bu kodu yazıp ondan sonra yükle dedim, karta yükledim ve böyle bir yanıp sönen küçük bir LED çıktı. Evet, harikasınız hocam. Serap Hoca da benzer şekilde zaten gösterdi. Kodları da zaten o aynı şekilde. Ne yapıyor hocam? Hemen konuşurken bizi muhabbete daldırıyor, o anda kodlarını yazıyor bağlantı. Evet. Ben de fark ettim hocam. Heyecanımı belli etmiyorsam çok sevindim. Yok çok iyi, çok iyi. Şimdi o zaman algoritmasını kurmaya başlayalım mı yapacağımız projenin? Şöyle evet. Bir proje yapalım istiyorum. Hazır bizim ışık sensörümüzü de öğrendik. LED de yakabiliyoruz, söndürebiliyoruz da. Döngüler falan her şeye hakimiz. Şu an şunu yapalım istiyorum. Ortamdaki ışık değerine göre LED'imiz yansın ya da sönsün. Akıllı gece lambası olabilir bu. Mesela ben gece lambasını yakmayla söndürmeyle uğraşmak istemiyorum.
Hava karardığında otomatik yansın. Aydınlandığında otomatik sönsün istiyorum. Böyle bir proje yapacağım. Şimdi bir neye ihtiyacım var? İlk, önce algoritmasını çıkaralım. Serap Hoca derin bir nefes aldı gibi geldi. Böyle yavaş yavaş algoritmasını çıkaralım. Serap Hocam, öncelikle ışık sensöründen alacağımız değere ihtiyacımız var, değil mi? Şöyle yukarıda sensör ve modüllere girdiğinizde ışık sensörü, ilk kod ışık sensörü değer oku diyor. Bu Hocam, içerisinde ne unuttum değil mi? Çok pardon. Rezan Hocam, siz bana ekran paylaşmayı hatırlatan kişi olun bu grupta. Benim görevim. Çünkü çok böyle görüyormuş gibi yapıyor. Unuttu. Birazdan Rezan Hoca hatırlatır. Evet. Paslaştık. Evet, tamam. Şimdi geldi değil mi? Hı, tamam. Burada sensörler ve modüller kısmı var. Turuncu renkte olan. Burada ilk kod hatta ışık sensörü değer oku kodu. Bu kod içerisinde sensörden aldığı değeri saklı tutuyor. Az önce tıpkı değişkende tuttuğu gibi. Sensörden gelen değerler bu kodun içerisinde. Biz hangi kapıya taktıysak sadece onun seçimini yapmalıyız. Ben değiştirmiyorum. 7 numaralı kapıya bağlıyorum. Şimdi ben ihtiyaç duyduğumuz kodları şöyle bir alacağım. Bir de ne yapacaktık? LED yakıp söndürecektik. Bu LED kodumuz da burada dursun. Şu başlatmada dursun. İhtiyacımız olacak yükleme için. Şimdi şöyle bir şey var. Algoritmasını kurmak istiyorum. Ortamdaki ışık şiddeti düşükse LED'im ne yapacak? Yanacak. Eğer ışık çok fazlaysa o zaman lambanın yanmasına gerek var mı? Hayır. O zaman da düşüreceğim. Yüksek ya da düşüyor, bu şekilde kullanacağım. Şimdi bir karşılaştırma yapmam gerekiyor benim. Işık şiddeti, bir değer bulalım bu arada. Ortalama nasıl, ne diyelim? Bulunduğumuz ortamda. Mesela benim ortamım için işte 200'den küçükse karanlık. Değil mi? Yani benzer zaten. Benim 840. Evet, aynen benzer zaten. Yani eğer çok karanlık yapamazsak elimizle şöyle kapatırız. Karanlıkmış gibi ortamı tutarız. Bir daha ışıkları kapatmaya gerek yok. Üstünü şöyle kapattığımızda 200 diye ortalama bir değer verelim. Şimdi bir karşılaştırma yapacağız. Bunun için ne yapmamız lazım? Şöyle aşağıya iniyorum. İşlemler diye bir bölüm var. Şimdi karşılaştırma tamamen hani aklımıza ne geliyor? Bir işlem yapacağımız geliyor. İşlemlerde burada küçüktür, büyüktür, eşittir, çarp, topla, böl. Hepsini burada bulabilirsiniz Serap Hocam. Bunları sık sık kullanabiliriz. Buradan ben küçüktürü aldım. Şimdi kaçtan küçükse dedim. Benim için 200. Sizin için 100 olabilir. 500 olabilir. Nasıl istiyorsanız. Ne küçükse 200'den? Pino ışık sensöründen gelen değer. Eğer ortamdaki ışık 200'den küçükse LED'imi ne yapacağım? Yakacağım. Yani şurası bana karanlık mı diye soruyor. Şimdi biz bunu normalde sorabiliyoruz değil mi birbirimize sözel olarak? Eğer ortam karanlıksa ışığı yak. Şimdi bunu bilgisayarın anlayacağı dile nasıl çeviririz? Bir koşul yapısı oluşturmamız gerekiyor bizim. Bilgisayarlar bu koşul yapısını anladığında koşulu sağlıyorsa belli eylemler gerçekleştirecek. Koşulu sağlamıyorsa farklı eylemler gerçekleştirecek. Şimdi kodları kontrol etmek istediğimiz için bakın burada aslında yapacağınız her şeyle ilgili bir sekmenin adı var. Mesela işlem yapacaktım, işlemlere gittim. Sensör gerekiyordu bana, sensörlere gittim. Şimdi bana ne gerekiyor? Kodları kontrol ettirecek bir yapı gerekiyor. O yüzden buradaki kontrol sekmesine gittim. Buradaki kod blokları bizim için çok önemli. Bir saniye bekleyi kullandık zaten daha önce. Ne yaptı? Zaman olarak bir kontrol sağladı.
Sürekli tekrarlayı kullandık. Kodlarımızın sürekli çalışması için. Şimdi çok önemli bir kod öğreneceğiz. Koşul. Evet, koşul. Eğer ise, eğer ise, değilse. Şimdi öncelikle eğer ise ile başlamak istiyorum. Burada bir koşul var. Algoritmaların en önemli parçasıdır koşul. Aslında günlük hayatımızda da sürekli koşullara bağlı olarak yaşıyoruz. Bunları bilinçaltımızda hızlıca çözebiliyoruz. Şimdi bu koşulları eğer koduyla Embryo programı anlıyor ve bizim kartımıza gönderebiliyor. Şimdi mesela trafikte karşıdan karşıya geçeceğiz Serap Hocam. Ne diyoruz? Lamba kırmızıysa dur. Yeşilse geç. Bunu koşul olarak bilgisayara yazdığımızı düşünelim. Eğer şu oraya ortaya ne yazacağım? Lamba kırmızı ise yapacağım şey ne olacak eylem? Durmak. O zaman bunu buraya yerleştirdim. Eğer ödevini yaptıysa hemen altına yaptırmak istediğim eylem. Mesela oyun oynamasına izin ver. Böyle koşullu yapılarda eğer ise kodunu kullanabiliyoruz. Eğer ise kodu bizim kolumuz, bacağımız. Yapacağımız her projede emin olun kullanacağız. Bir de bunun eğer ise değilsesi var. Şimdi bilgisayara şu koşulu sağladığında şunu yap diyoruz ama o koşulu sağlamadığında ne yapması gerektiğini söylemezsek ne yapacağını bilemez. Bunu farklı durumlar için kullanabiliriz. Birden fazla durum varsa o durumlarda kullanabiliriz. Mesela az önce bunu bir çocuğa anlatır gibi düşünelim, öyle anlatayım. İşte az önce dedik ki trafikte karşıdan karşıya geçme algoritması kuruyoruz. Eğer ışık yeşil ise geç. Evet. Kırmızıysa ne yap? Bilmiyor. O diğer durumu da değilse durumunda ifade etmek istersek şu alttaki eğer ise değilse komutunu kullanıyoruz. Eğer ışık yeşil ise geç, değilse nedir? Kırmızıdır. Burada iki durum var, değil mi? İki durumlu şartlarda diğer durumu da ifade etmek için değilse'yi kullanıyoruz. Birden fazla koşul varsa da, çok fazla koşul varsa da bu eğer iseleri alt alta ekleyerek eğer şöyleyse, eğer böyleyse, eğer şöyleyse, eğer böyleyse bir sürü koşul eklemek istersek de bunları alt alta ekleyebiliriz. Şu an hangisini kullanmak istiyoruz? Önce bir ona karar vermemiz lazım. Ortam karanlıksa bir şey yapacak. Aydınlıksa başka bir şey yapacak, değil mi? İki tane koşulum var benim. İstersem iki koşul kullanırım. İstersem ya aydınlıktır, aydınlık değilse nedir? Karanlıktır. Eğer ise değilse de işimi görür mü? Pek tabii görür. Şey farkı var galiba. Eğer tek ledse, eğer ise, eğer değilse, üç farklı renkse eğer iseleri kullanabiliriz. Her bir yani renk olarak değil de böyle şey olarak, koşul olarak, durum olarak. Yani modül üzerinden örnek veya vermek için soruyorum. Aynen öyle. Birden fazla koşul varsa da birçok eğer kullanabiliriz. Ama iki durumum varsa benim, eğer ise değilse çok basit bir şekilde işimi görüyor. Burada önemli olan koşul yapısını doğru oluşturabilmek. Şimdi benim koşulum neydi? Işık sensöründen gelen değerin 200'den küçük olup olmaması. 200'den küçük ise şuraya getirdim zaten direkt bunun için. Adeta bu birbirleri için yaratılmışlar. Şöyle yerleştirdim. Buradaki koşulumu oluşturdum. Eğer 200'den küçük ise yani nedir? Karanlıktır. Karanlıkta ne yapması lazım? Kapatacak. Yani düşük. LED'in yanması lazım. Evet. Ha pardon. Karanlıkta. Evet. Aynen. Tersini düşünüp tersini söyledim. Evet. Fark ettim orada ilk kurarken de şey kurdunuz. Tamam. Eğer karanlıksa LED'imi yakacağım. Aydınlıksa LED'imi söndüreceğim. Var mı anlaşılmayan bir şey? Tamam. O zaman devamını yapmama gerek yok sanırım. Bence siz yaparsınız. Bitirdiğinizde de. Bitti. Haber verin diyecektim. Bir cümlemi bitirseydim.
Tamam Rezan Hocam. Kapatıyorum bu arada, kopya olmasın. Tamam. Serap Hocam, Rezan Hoca'yı atalım mı toplantıda? Evet, biz ayrı yapalım mı? Hocam. beni çok gerdi Rezan Hocam. Böyle üniversitede de lisede de gıcık tipler var. Daha hoca bir şey anlatırken hemen yapıp bitiren diğer arkadaşlar. Hayır, hocam ben bitirdim. Şöyle hocam... göstereyim ben hocam. Şimdi burada LDR ışık sensörümüz var. Hı-hı. Burada da LED'imiz var. Ben şöyle kapatıyorum. LED'imiz yanıyor. Açıyorum. LED'im kapanıyor. Şu harika. Evet. O zaman Rezan Hocam, siz tasarım yapmaya başlayabilir misiniz? Bir tasarımla birleştirelim bunu. Erken bitirmenin faydaları hocam işte. Aslında benim anlamadığım kısımlar var. Ben onların üzerinden bir geçeyim. Hocam gerçekten öğrencilerin bütün o şeylerini öğrenmişsiniz. Ya ben bugün aslında o bir ara paylaşmıştım ya, oğlumun bir oyuncağı arızalıydı. Onunla bayağı uğraştık biz. Onunla iş yapmak zor yani. Ama güzel oldu. Şu an çalışıyor. Açma kapama anahtarına kafayı takmış. İkide bir bardağı dolduruyor. Pompa var altında. İşte suyu tekrardan devir daim yapıyor. Bardağı dolduruyor. Düğmeyi kapatıyor. Bu sefer tekrar oynamaya başlıyor. Öyle bir onunla bayağı bir uğraştık. Bu projeyi sonra yapsam da olur diye düşünüyorum. Bugün projeye doydum diyorsunuz yani. Yani benden istediğiniz bir şey varsa diğer derste hazır hale getirip yapabilirim açıkçası. Tamam. Şöyle sizden bir gece lambası alalım. Yani Serap Hoca'dan da alacağız tabii. Şöyle. Onlar diye öyle yapmıştım aslında. Ama bunda diyorsanız bende tuz lambası var. Tuz lambasıyla yapabilir miyiz acaba? Ben Arduino'da yapmıştım. Olur. Çok güzel olur. LED'leri de arttırabilirsiniz. Şey de yapabilirsiniz. Kartonları mesela böyle katlayıp kestiğinizde, açtığınızda çok farklı böyle kesikler oluyor. Çocukken en sevdiğimiz şeydir. Böyle farklı kesikler açılıyor. Onları rulo gibi yaptığımızda. Ya ben şey yapmıştım. Pardon. 5 voltluk röle kartı kullanmıştım. LDR ışık sensörü kullanmıştım. Hı-hı. 220 ile çalışan bir tuz lambası kullanmıştım. Lambayı kapattığımız anda LDR ışık sensörü ortamdaki ışığın miktarının düştüğünü algılıyor ve tuz lambasını yakıyor. Benim sayfamda da var. Acaba dedim Pino ile bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz. Eğer yaparsanız haftaya onu gösteririz. Olur mu? Tamam. Yani zaten bende bütün eğer sistem malzemeler hazırsa sadece... Hı? Değiştireceksiniz sadece. Evet. Ona bakayım. Bence yapılabilir. Güzel de bir şey olur Tamam. Yani. Çok güzel olur. Öyle ters bakmayın lütfen Serap Hocam. Yok. Serap Hoca ekrana odaklanmış durumda. Biraz şey de var. Acaba uzatır mı falan diye baktım aslında. Zaman kazanmaya çalışıyorum. Erken bitirdim. O zaman ben Rezan Hocam size şöyle söyleyeyim. Bence siz bu işlemler kısmını oldukça kullanıyorsunuzdur. Şöyle evet. Farklı ledlerimiz var ya. Evet. Mesela şu değerle şu değer arasındaysa kırmızı led yansın. Şu değerle şu değer arasındaysa. Ama onu yani şöyle mesela ben şimdi bunu kapatıyorum ya. Örneğin ben şey yapmıştım. Dedim ki 200'ün altındaysa led'i yak. Onu hani ortam ışığını nasıl 2-3'e ayırabileceğiz yani? Şöyle yapabiliriz. 200'ün altındaysa mesela kırmızı led'i yakar. İşte 200'den büyük, 200'den büyük, 500'den küçükse ne yapar? İşte sarı led'i yakar. Onu da şöyle yapabiliriz. Ben bir ekran paylaşayım. Bu sefer hatırladım. Ben bir yerde atladım ama. Şöyle Rezan Hocam, işlemlerde V'yi kullandınız mı daha önce hiç? Tabii. Hı, tamam. Burada şöyle yapabiliriz. Mesela 200'den küçükse, şunun hatta kopyasını çıkartayım. 200'den küçükse bir de neyi olması lazım? Sıfırdan büyükse. Şurada çevirmiyor mu? Yok. Enblock 3'te çeviriyordu burayı. Şöyle. Sahneyi bir gizleyeyim. Şimdi
sıfırdan büyük. Sıfırla 200 arasındaysa 2 numaralı LED yaksın. Hatta bunları iki farklı eğerlerle yapmam lazım. Şöyle 0 ile 200 arasındaysa 2 numaralı LED yaksın. 200 kaçla kaç arasında olsun? 200 ile bu sefer 200'den büyük, mesela 500'den küçükse. 500'den küçükse 3'ü şöyle değiştirelim. Burada 1 numaralı LED, burada 2 numaralı LED. Bunu sonra arttırabiliriz. Bu sefer de kaçtır mesela? 500 ve 1000 arasındaysa da 3 numaralı LED. Bu şekilde yapabiliriz Rezan Hocam. Üçüncü seçenekte telefon flaşını kullanabiliriz. Aynen öyle. Telefon ama zaten 500 ile 1000 arasında ya. Şurayı 100 yapmışım. 1000 arasında ya. Normal odada 700 falan olur herhalde ya. Ekranı doğru yaklaştıkça ben de 700'e kadar falan çıktı galiba. Ama flaşı da kullanabiliriz. Bir bakıyorum. Burada 0 ile 200 arasında. Burada 200 ile 500. Burada da 500 ile 1000 arasındaysa. Hatta bu programda bir şey var. Şu an bir algoritma hatası var. Onu da siz bulursunuz bence Rezan Hocam. Çünkü bir süre sonra ne olacak? Hepsi yanacak. Değil mi? Bir yerlerde bir şeyleri kapatmak lazım. Değilse kullanmamız gerekiyor. Değilse mi? Neden? Bir dakika. Şu an sayfanız açık değil. Şu an açtım. Hı. Bakıyorum. Serap Hocam bu arada bu kodlar biraz daha şey karıştırdık yani olayı biraz büyüttük. Siz diğer kısmı yapabilir misiniz? Hocam şey yapmadık ama düşük yapmadık. Hepsini açıyoruz ama kapatmıyoruz. Aynen öyle Rezan Hocam. Aralarda bir yerlerde de mesela burada biri açtın. Şöyle. Şuraları da düşürmem lazım. Bunu hepsi için yapmam lazım. Hangisinin yanıp hangisinin söneceğini bilmek için şuraları da diğerlerini söndürmem gerekiyor. Bir şey atladım ben herhalde bilmiyorum ama. Biri yani yüksek yaptığım zaman diğerlerini düşük yapmam gerekiyor. Mesela bu iki yüksek yaptım ya hocam. Hı-hı. Bu sefer bir ile üçü ikinin altına yerleştirmem gerekiyor. Evet. Yani değiştirmeniz gerekiyor. Nerede neyi yaktıysanız. Yani hangisini yakmak istiyorsanız o yanacak, diğerlerini söndüreceğiz. Tamam. Ama bu şekilde biraz karışık gibi görünüyor ama çok da rahat aslında. Serap Hocam, siz bir ekran paylaşır mısınız? Olur, paylaşayım. Ya LED'i yaktım ama hani karanlığı algılayıp yanmadı. Tamam, bir bakalım. Bir şey yapmadım galiba. Bakalım nereye atlamışız, beraber görmüş oluruz. Yani şöyle yazdım kodu. Tamam. Bunu gerek var mı bilmiyorum. Olması gerekiyor galiba yine başlatıldığında. Tabii. Onunla yüklememiz gerekiyor. 7. kapıya bağladığım şey vardı. Işık sensörüm. Hı hı. 200'den küçükse diye kod verdim. Sonrasında 4. kapıya bağladım. Kırmızı ledim vardı. Yansın dedim. Evet. Değilse de aynı ledim kapanabilirdi. Doğru. Çok haklısınız. Sadece ne olmuş biliyor musunuz? Hı-hı. Çalıştırdığınızda bir kere ışık sensörünü okumuş, ortamdaki değer neyse ona göre yapması gerekeni yapmış. Muhtemelen 200'den büyüktü, hani kapatmadıysanız. Demiş ki ortam aydınlık, LED'i yakmama ne gerek var? Zaten bana da söndür demişler. LED'inizi söndürmüş ama yakmış. Burada ortamın değerini sürekli algılaması için koda ihtiyacımız vardı. Bir döngüye, sürekli bir döngüye sokmamız lazım. Ha. Tekrarla bloğunu kullanmamız gerekiyor. Aynen öyle. Kontrol değil de. Bunu tam olarak nereye atmam gerekiyor? Bunu pino başlatıldığının altına koyun. Bütün kodları sarsın yani. Sürekli olarak bu işlemleri yapsın. Tamam.
Şimdi o zaman yükle diyebilirim sanırım. Aynen, tekrar yükle diyebilirsiniz. Bu sefer çalıştığını göreceğiz. Serap hocam, sizden gelir mi bir tasarım? İnşallah. Yani tamam. Şeyleri çünkü keşfettikçe biraz daha rahatlıyorum ve ha şunu da yapabilirim falan deyip. Hani biraz daha görsel kısma girebilirim. Hani mantık olarak daha basit, çocukların daha rahat yapabileceği. Tabii tabii, yani bir pet bardağı kullanabilirsiniz. Bir kartonu dediğim gibi rulo yapıp içerisine yerleştirebilirsiniz. Normalde biz derslerimizde, yani muhakkak siz de sınıf ortamında uygularsanız öyle yapacaksınızdır. Önce kodlamasını yapıp hemen tasarımına geçiriyoruz ders içerisinde. Tamam, şimdi oldu. Tamam, şimdi oldu değil mi? Bir oldu. Görebilir miyim? Şöyle kapatıyorum. Evet. Harika. Böyle enerji tasarrufu. Gereksizse söndür diyerek kamu spotu. Evet. Tamam, canlı canlı göster. Aynen öyle. Tamam, harikasınız. Rezan hocam, siz neler yapıyorsunuz? Bırakıp gitmediniz değil mi bizi? Hayır, hayır, ben buradayım. Şeyi açayım isterseniz. Bu sizin söylemiş olduğunuz. Rezan hocam şey diyor herhalde. Oh, bunlar çok basit şeyler ya. Uğraştırmayın. Yok, estağfurullah, olur mu öyle şey? Eminim Rezan Hoca da bir şeyler katıyor. Tekrarlar sanıyorum önemli bir... Tabii tabii. Ya aslında sizin çalıştığınızda ne oldu biliyor musunuz? Çalışmaya başladı. Ben görmedim. İlk değeri algıladı ama sonra o değeri tekrar algılamadı. Çünkü program diyor ki bana bunu bir kere yap dedi. Tamam. Yani sürekli kontrol ettirmediniz. Tamam. Sürekli kontrol ettirirseniz anlık değişen durumları görebiliriz. Evet, çünkü çocuklar canlı çocuklarla çalışınca bilgisayar dilini anlamak biraz vakit alıyor. Tamam. Hı hı. Evet. Ya yani şöyle, bilgisayarı bir makale okumuştum. Orada yeni doğmuş ama her şeyi yapabilen bir insana, bir bebeğe benzetiyor. Mesela diyor ki ona, bakkala git bana ekmek al gel diyemezsin. Çünkü para ne demek, ekmek ne demek? Bakkala giderken ayakkabısını giymesi gerekiyor mu? Kapıyı nasıl açması gerekiyor? Her şeyi anlatmamız gerekiyor. Bilgisayarda da aynı şekilde her noktayı anlatmak gerekiyor ki istediğimiz şeyi tam anlamıyla yapabilsin. Alışırsınız Serap Hoca. Evet, ya ben çocuklara çözüm ürettirmeye çalıştım. Hı-hı. Bu benim için biraz daha yeni bir durum. Tamam. Oldu. Burada da ben size ürettirmeye çalışıyorum. Aynısı. Evet, Rezan Hocam'ın ekranına bir bakalım. Ben çıkayım mı? Olur. Rezan Hocam yapmış. Maşallah. Şimdi şöyle bir bakalım. Rezan Hocam konuşunca ben bilet yakabiliyorum. Ben konuşunca maşallah Rezan Hocam bayağı New York yapmış orada. Bakalım hocam, açıklamak hocam, ister misiniz kodlarınızı? Şöyle. Şunu sahneyi gizle diyorum. Hı hı. Bunları da yukarı alayım. Şimdi şöyle 3 tane led kullandım ben burada. Şu anda ledlerimi göstereyim. Bir dakika. Hocam kırmızı, sarı ve yeşil. Aydınlık olduğu zaman, yani 1000 ile 500 değerleri arasında olduğu zaman ben kırmızı ledin yanmasını istedim. Ondan sonra ben diyelim ki 500'den küçükse ve 200'den de büyükse sarı ledin yanmasını istedim. 200'den küçük, sıfırdan büyükse de yeşil ledin yanmasını istedim. Bu her, mesela eğer bloğunu kullandım ben. Hı hı. Her değeri yazdıktan sonra öncelikle dedim ki mesela 200'den küçük, sıfırdan büyükse birinci ledi yak ama diğerlerini de söndür. Tek bir led yap. Diğerinde ise yine aynı şekilde, bu sefer ikinci ledin, yani sarı ledin yanmasını istediğim için 1 ile 3'ü söndür dedim, düşük yap dedim, sadece hı hı. sarı led yansın dedim. Sarı led ne zaman yansın? 500 ile 200 değeri arasındaki herhangi bir ışık miktarında. Üçüncü kısımda ise 1000'den küçük, 500'den büyükse bu sefer 3'ü yak dedim. 3 de ne? Yeşil. Yani yeşil yanıyorsa aslında karanlık olmuş demektir. Şöyle bir bakalım. Mesela şu anda kırmızı yanıyor. Şu anda herhangi bir ışığa gerek yok. Ben
aldım, şunu şuranın içerisine koydum. Birazcık karanlık yaptım sadece. Hala alttan ışık alıyor. Bu sefer hangisi yanıyor? Sarı. Peki ben bunu aldım, şu an görmüyorsunuz kamerada, aşağıda iyice kapattım. Yani hiç ışığın girmesine izin vermedim. Bu sefer de yeşil ışığım yandı. Evet. Bu şekilde bir proje. Harika. Yani mesela... burada şunu kullanabiliriz, özür dilerim. Mesela diyelim ki sokak lambalarında çalışma mantığı nedir belediyelerde? Güneş doğduğu zaman lamba sönecek. Güneş battığı zaman, karanlık olduğu zaman sokaklardaki lambalar açılacak. Peki burada ne yapılabilir? Arada bir değer olabilir. Mesela daha farklı bir lamba kullanılarak tam aydınlık olmadığı zaman da bir lamba yanabilir. Yani aynen o aradaki öyle. Yerde bir lamba da yanabilir. Buradaki sarı lamba aslında onu gösterebilir yani. Aradaki kesin. Bir şey. Evet, çok haklısınız. Mesela şey de olabilir. Bazı çiçeklerin aldığı ışık miktarını ayarlamak için ya da bazı besinlerin bu şeylerde tarımda da kullanılabilir yani. Mesela ışık miktarını o ana göre. O aynen. Aralığı tam tutturmak istediğimizde. Güzel, evet. Bu da Serap Hocam, işte Rezan Hoca'nın da çok güzel anlattığı gibi aralıklı değerlere göre farklı LED'ler yakmak istersek de ne yapmış Rezan Hoca? Şimdi 3 farklı durumu var, 3 farklı koşulu var. O yüzden 3 tane eğer kullanmış. Şimdi burada eğer ise değilse işini görmez. Çünkü 3 farklı durumu var, 3 farklı koşulu var. Bu yüzden eğerleri kullanmış. Zaten bir kısmını içinde barındırıyor. Aynen öyle. Şuradaki V zaten tamamen bir temel seviye matematik mantığı. Hani V veya mantık vardır ya, oradaki gibi. İki tarafta doğru olmak zorunda. Yani 200'den küçük, aynı zamanda da sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu koşulunu da sağlamış. Yani burada kaç olacak? İşte 50 olabilir, 100 olabilir, 150 olabilir gibi. Evet. Tebrik ederim Rezan Hocam. Serap Hocam, sizi de. Bir dersi daha başarıyla kendimizi alkışlayalım. Başarıyla sonlandırdık. Sadece...